zaten harcını az attım. Şimdi bunu atınca ne güzel olacak. Kıvama getireceğiz. O ne? Rule rule. Yanıp sönmesi için mi? Evet. Var onda. Olacak olacak. Evet, kıvamını aldı. Tuncu Usta. Oğlum bir kere ne kadar ağır geliyor lan bu. Sıkma bir şey. Evet. Ne kadar kulağımız öyle yaparsa o kadar güzel olur. Ben kumu biraz fazla attım. Nasıl kalıyorum? Efsane. Beyaz üstüne benim olur. Terledim Emre. Terledi. Ahmet yapalım Ahmet. Yes, yes, yes. 2 sene olsun Emre. Yaptıymış lan yapmış. Çok zayıflamışsın abi diyenler oluyor da yani görsünler hep aynı yani suratımız güzel geliyor. Kilometren yansın ya. Bu niye çıkıp inmiyor? Benimki iniyordu. Ama benimki hemen bozuldu. Bozuluyor arkadaşlar. Bunların dijital modelleri çok bozuluyor. Telli öneririm. Eğer böyle bir kilometre alıyorsanız, uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız telli model. Telli. Biliyorsunuz telli. Değil mi kız? Kız gibi değil, erkek gibi şöyle ya. Heh, aslanım. Yani bu sefer olacak artık. Bilekler ağrıdı çocuğum. Bak çekerken zorlanıyor. Şimdi iyi mi ağrıdı? Bak şimdi bak. Tuncay Sevim olarak şimdi bir taktik yapacağım. Tamam, bırak. Ne? Alçıları. Kanka duvarları çekeceğiz, yapacağız ya komple duvarları. Al bakayım, hadi bırak. Bak onun taktiğini alayım. Evet. Al sana gitti. Benim elimde ince tertabı. Emre gene mi atıyor sulu oldu? Aynen. Sulu mu? Ya. Lan yağcısı mağcısı yok. Bak Emre taktiğe bak. Bak 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 karıştırma taktiği Emre. Bak bir bak. Karışmıyor ki o olduğu gibi dönüyor. Al işte bütün çimento güzel yüzeye çıktı lan. Sulu zemin. Emre böyle iyi değil mi? Bak bak. Güzel lan. Ver bakayım malayı. Ver bakayım malayı. Malada duruyor mu kanki? Duruyor, sıkıntı yok. Bakayım duvarı oraya koydun da onun üstüne de durması lazım. Bak şimdi iyi sert nasıl karıştı bunu. Yeni çözdüm. Zorlama abi, olmuyor. Oldu işte. Tuncu abimiz bir işten bir işe uçuyor. Alta tak bunu deliğine. Buraya mı takacaksın? Girecek mi oraya? Dur çık bakalım. Gir al. Ben alt deliğe tak. Niye biliyor musun? Kası da alt deliğe. Hı. Aç kapıyı aç. Gel. Gel. Sobayı odun atayım mı? Attım. Niye? Ne alacaksın? Ha? Ne alın? Tuncu abiyle köpeğinin aşkı. Böyle. Böyle tamam. Hatta böyle. Ver pati. Pati ver. 4-5'lik. Sıvı annem. Ne aferin sen? Hadi gidelim. Böyle böyle. İşin var lan. İşin var. Git pula git. Pula oynanmaz. Hadi. Çalış biraz. Dükkan ağır geline iş yaptırıyor böyle.
durumuna geçti ya aldın. Ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Onun da videosunu ayrıyeten çekelim abi. Ne dünyada yaşıyoruz değil mi? Deli miydi lan çocuk, kafası kırık diyorlar. Yok. Sağır dilsiz. Tamam işte. Deli değil abi, çok akıllı vallahi var ya. Gerçekten benim motorum abi. Böyle gördüğünüz motor sıfır halini. Gidiyor internetten buluyor. Letgo'dan falan başka sıfır halini buluyor. Onun fotoğraflarını koyuyor. Ben yaymıştım Instagram'da falan. Arkadaşın arkadaşı görmüş tabii o şeyden, aklına kazımış. Okuma yazması da mı yok? Ya okuma yazması var. Evet. Bizim arkadaş değil mi? Ya aynen, konuşamıyor. Gidiyor benim motorun sıfır halini koyuyor. Bu işte 7000'den düşürüyor. 7000 koyuyor ilk gün. İkinci gün 6, 6, 5,5, 5, 4,5. En son 3750'de bizim arkadaş yakalıyor. Diyor çok iyi motor, işte pazarlık var mı? Bu adam direkt var diyor, paraya getir yeter diyor. Parayı ver, plakası yok diyor, ruhsatı işte plakası var, ruhsatı yok diyor. Direkt geleceğim diyor, plakalı sana vereceğim, sonra gideceğim diyor ben. Parayı ver yeter diyor, yazıyor. Bizim arkadaş aa tamam falan filan diyor. Sıkıntı yok ondan. Hani çok iyi motor diyor, parasını neyse veririz. 3,5 getireyim diyor. Tamam diyor, anlaşıyorlar. Detaylı fotoğraf atıyor WhatsApp'tan. Bir atıyor benim motorun fotoğrafları. Bizim arkadaş direkt, ya arkadaşın arkadaşı direkt Yusuf'a söylüyor. Yusuf direkt geliyor işte. Şey yapıyor. Benim bana söylüyor. Senin motoru bulduk kanka. Yok yok, WhatsApp'tan bana şey yolluyor. Konum atıyor. Yok şey atıyor tam. Fotoğraf. Fotoğraflarını, motoraflarını, SS'lerini, MS'lerini hepsini atıyor konuşmalarının. Adam diyor ki. Yok plakası yok. Atmış çöpe. Neyse bizim arkadaşa diyor ki işte devlet hastanesinin orada buluşalım diyor. Orada ben sana motor teslim edeyim. Parayı ver diyor. Yeter diyor. Bu arkadaş şey yapıyor. Tamam işte ne zaman gelebilirsin? Dur abi, ne zaman gelebilirsin falan filan. Çocuklar beni arıyor kanki diyor. Gelsin diyor, bunu öldüreseye dövelim diyor. Motoru alalım. Siktirsin gitsin yoluna. Ben diyorum yok kanka, bizim Ferhat abi var polis. Onu arayacağım dedim. Onunla birlikte direkt evine baskın atarız. Saat gece 12'de geliyor bu haberler bana. Saat 1 oluyor işte, bizim polis abiyle konuşuyoruz, manışıyoruz, hallediyoruz. Letgo'dan falan her şeyini araştırıyoruz. Tesisini falan buluyoruz. Numarası falan var. Numarası falan var. Ferhat abi diyor ki tamam ben bu gece işte bakacağım diyor. Gidip adamın evinden almaya çalışacağım ben bunu. Sen işte hiçbir şeye karışma. Sen sadece haber bekle benden. Saat oluyor 1.30-2. İkili arıyor beni, diyor ki adresini bulduk, şimdi gidip baskın atıyoruz. Bir saat sonra bir bakıyorum, diyor motor kapının önüne gel. Ben de herhalde şeyi sanıyorum. İşte Ferhat abi bindi, motoru kapının önüne getirdi. En azından tanıdık yani. Çekici falan filan, o tür masraflara girmeyeyim diye yapıyor. Bir gittim abi bizim karşı komşu deposunda. Komiserle zar zor çıkardık, uğraştık. 35-36 yaşında. Anasını biliyorsun. Abi yaşlı, Birsa'da çalışıyor. Birsa'da çalışıyor. Bir de Birsa'da çalışıyor. Ben abi bunun detaylı videosunu çekelim. Oğlum, tamam mı abi? 4,5 milyon maaş alan adam lan bu adam. Abi engelli maaşı var bunun bir de. Karısı da engelli. Karısının maaşı var, çocuğu var, çocuğunun da. Niye böyle bir şey yapmış oğlum bu adam? Ya abi sorma ya. Paraya ihtiyacı yok bu adamın yani. Ya abi işte var işte kırıklık. Bizim bir de o arkadaş diyor ki bende kup var diyor, takas edelim, üstüne ben sana para vereyim. Hı. Yok diyor, para ver yeter diyor. Para getir para. Hepsinin sesleri duruyor. Para, hepsinin aşkı göstereceğim abi. Valla para aşkı var o zaman. Neyse abi dur asıl mevzuya gel. Bir yakaladık. Ford Tornado'da almışlar bunu. Arabanın içinde kapı kilitli. Açmıyorlar. Yok açmıyorlar. Açsa hani ne yapacağım biliyor yani Ferhat abi. Ben dedim abi plakası yok bunun. Gidelim abi dedim. Anahtarı aç dedim abi. Kapıyı aç dedim. Ben sadece plakanın nerede olduğunu soracağım. Diyor anlamıyor diyor. Sağır dilsiz. Hayda. Şimdi ilk defa dolaşıyorum hayatımda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere eski ustaların yaptığı duvar merkeziyorum alt köşeden üst köşeye getirdim. Yani bu adamların yaptığı düzenek, şimdi bak benim yaptığım düzenek de onlara göre gitmek zorunda kaldığım için bendeki, bak yukarıdaki yamukluğa bak. Yani yaparsam ben böyle yaparsam olmaz, o duvara göre gideceğim, yamuk yamuk sıvayla dolduracağız alt tarafını Emre. Tamam. Zaten şey yapacağız ya kanka, oraya kapı iptal olacak ya kanki. Oraya kalın bir duvar örerek yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl olmuş. Yani o lazeri nasıl ayarladın diye soracaklar değil mi? Bak lazer cihazının terazisi var arkadaşlar.
şeyler. Bunlar yapılabilir. Yani neymiş? Yapmak. Ne yaparız, ne yaparız. Şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yapmak istemiyorum. Yapmayacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey zor iş yoktur. Bize imkansız denilen bütün imkansızlıkları başarmış bir insan olarak biz Türk milleti her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Yeter ki kendinize güvenin. Ben nasıl yaparım demeyin. Ben nasıl yapacağım deyin. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Bu gece bu kadar bakalım. Yarın neler yapacağız.